Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tatlı tarifi ile geldim. Kaşıklamaya doyamayacaksınız. Sadece 3 malzeme ile oluşturacağım incir kullanıyorum. Yaklaşık 15 tane incir kullandım diyebilirim. Ben buzluğumdan çıkarttım. Üzerine kaynar su ekliyorum ve bu şekilde 30 dakika kadar bekletiyorum ki biraz yumuşasın. 30 dakika geçtikten sonra incelerimiz sıcak suyun içerisine beklediği için böyle doğranacak ve ezilecek kıvama geliyor. Yani biraz yumuşamış oluyor. Suyunu süzdürelim. Sonrasında da bu sert olan kısmını keserek küçük küçük küpler halinde doğrayalım. Bugün ben tarifimi vegan beslenenler için yaptım. Yani bugün tarifimi Hindistan cevizinin sütüyle hazırlayacağım ama sizlere de normal sütle yapabileceğiniz kıvamı da anlatmaya çalışacağım. O yüzden de videomu atlatmadan detaylı bir şekilde izleyelim. Sizler beni tanıyorsunuz ama ben de sizleri tanımak istiyorum. Biraz da kaynaşmak istiyorum. O yüzden de lütfen yorumlarda kendinizi gösterin. Beni nereden izliyorsunuz? Bugüne kadar hangi tarifimi denediniz? Sonuçtan memnun kaldınız mı? Yoruma yazalım. İncirlerin tamamını küçük küçük doğradım. Sert olan kısmını da ayırdım. Tenceremize 1 litre kadar Hindistan cevizinin sütünü ekliyorum. Eğer sizlerin sütle sorununuz yoksa yani içebiliyorsanız vegan beslenmiyorsanız normal süt olarak da tencere ekleyebilirsiniz. Sütümüzü kaynatmıyoruz sadece yoğurt mayalar ısısına gelene kadar ısıtmamız yeterli geliyor. Isıtmış olduğumuz sütü incirlerin üzerine dökelim. Öncelikle bir kaşıkla karıştırıyorum sonrasında da sizlere kıvamını gösterebilmek için de serçe parmağımı sütün içerisine batırıyorum. Parmağınızı sütün içerisine batırdığınız zaman ona kadar saydığınız zaman birazcık böyle parmağınızı ısırması gerekiyor. Yani yoğurt mayalar ısısına getiriyoruz. Sonrasında da ezici blender ile püre haline getirelim. Normal inek sütü kullananlar bu işlemi yaptıktan sonra hemen kaselere bölebilirler. Sonrasında üzerine bir tane kapak gibi bir şey kapatın. Tepsi de kapatabilirsiniz. Üzerine bir bez kapatın. Aynı yoğurt mayalar şeklinde 3 saat odasısında bekletelim. 3 saatin sonunda tekrardan buzdolabına kaldırın. 2-3 saat kadar da buzdolabında beklettikten sonra da afiyetle yemek için hazır oluyor. Bu tarifimiz incir uyutması oluyor. Hindistan cevizinin sütü birazcık kıvam olarak suya daha yakın olduğu için de uyutma gerçekleşmediği için mecburen nişasta ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar nişasta ekliyorum ve çırpıyorum. İsteğe bağlı biraz sütten ayırarak sonrasında nişastanın kıvamını açarak içerisine de ekleyebilirsiniz. Ben tamamını kullandığım için evde de fazladan hindistan cevizi sütüm yoktu. O yüzden mecburen üzerine bu şekilde ekledim ve iyi bir şekilde çırptım. Ocağımızı alalım birazcık da kısalım. Nişasta alt tabandan böyle birazcık koyulaşmaya başladığı için de dibine tutmaması için kaynayana kadar karıştırarak pişirelim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kenarlarından kaynamaya başladı. İyi bir şekilde kaynadığını gördükten sonra ocağınızı kapatabilirsiniz. Kaselere bölmeden önce tadına bakın. Eğer damak tadınıza göre eksik gelirse şeker ilavesi de yapabilirsiniz. Bizim damak tadımıza göre oldukça iyiydi. O yüzden ben şeker ilavesi de yapmadım. İyi bir şekilde kaynadığını gördükten sonra da ocağımızı kapatalım ve hiç zaman kaybetmeden hemen kaselerimize bölelim benim bu kaselerim birazcık büyük o yüzden de 1 litre süt kullandığım zaman 5 kase anca oluyor. Yani kasenizin büyüklüğü küçüklüğü kişi sayısını da etkileyebilir. Eşit bir şekilde pay ettikten sonra da odasısında soğutuyorum. Sonrasında da buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 3-4 saat kadar dinlendirdikten sonra da afiyetle yemek için hazır oluyor. Kıvam aynen bu şekilde oluyor. Yani bu dinlenmiş hali Üzerini isteğe bağlı sade bırakabilirsiniz ya da evinizde fındığınız, fıstığınız varsa üzerine ekleyebilirsiniz. Ben birazcık fındık kırığı ekledim. Lezzet olarak da gerçekten çok güzel oldu. Sizleri bu güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.